Bu videoda MonsterVerse evrenin heyecan verici dünyasına dair son güncellemeleri ve haberleri sunmaya çalışacağım. Özellikle Godzilla, Kong ve yeni imparatorluk temasına odaklanacağız. MonsterVerse ile ilgili sızıntılar ve resmi duyuruların yanı sıra merakla beklenen Godzilla Kong filmi hakkında da bazı ipuçları vereceğim. Öncelikle Shimo karakterinin cinsiyeti hakkındaki tartışmalara değinelim. Bu konuda topluluk içinde çeşitli spekülasyonlar var ve bazı hayranlar Shimo'nun bir kadın olduğunu iddia ediyor. Bu karakterle ilgili oyuncak ve tişört tasarımlarında gözlemlenen detaylar bu teoriyi destekler nitelikte. Bunun yanı sıra Godzilla Kong filmi filmine dair en çarpıcı haberlerden biri, Adam Wingard'ın yönetmenliği üstlendiği bu filmin 29 Mart 2024'te IMAX formatında ve ülke çapındaki sinemalarda gösterime girecek olması. Film Godzilla ve Kong arasındaki epik mücadelenin devamını ele alıyor ve MonsterVerse'ün derinliklerine daha da iniyoruz. Warner Bros. Pictures tarafından dağıtılan bu film global çapta büyük bir ilgi çekmeye aday görünüyor. Ayrıca filmle ilgili sızıntılar ve merakla beklenen ikinci fragman hakkında da konuşacağız. Legendary Hast'in dağıtımı altında olan bu film için ilk fragman büyük bir heyecan yaratmış. İkinci fragmanı ne zaman yayınlanacak konusunda da beklentiler yüksek. Shimo karakterinin cinsiyetiyle ilgili devam eden tartışmalar, karakterin oyuncak ve tişörtlerdeki tasvirlerine dayanarak onun bir kadın olduğu yönündeki görüşleri güçlendiriyor. Filmde Godzilla'nın Kong'a göre daha az ekran süresi alması bekleniyor. Bu durumda hikayenin Kong'un yeni düşmanı Skar King'le karşılaşmasına odaklanmasına kaynaklanıyor. Godzilla'nın Shimo ile etkileşimlerinde ortaya çıkacak bazı şakalar ve yanlış anlaşılmalar da filmde yer alacak. Özellikle Shimo'nun Godzilla'nın yeni kız arkadaşı olabileceği yönündeki espriler hayranlar arasında tartışmalara yol açmış durumda. Son olarak ise Shimo'nun adının anlamı üzerine bir açıklama yapmamız gerekiyor çünkü bu isim genellikle kış aylarında doğan bir kız çocuğu için kullanılan bir isimmiş. Özellikle Shimo karakterinin cinsiyeti hakkındaki tartışmalar hayranlar arasında büyük bir ilgi çekti. Bazıları bu karakterin kadın olduğunu inanırken diğerleri ise kesin bir bilgiye sahip olmadığını vurguluyorlar. Bu tartışmanın önemi hayranların farklı bakış açılarına bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Ayrıca Godzilla'nın filmde daha az ekran süresi alacağına dair söylentiler de var ama bu durum hikayenin başka bir odak noktasına sahip olacağını gösteriyor. Videonun sonunda sizlerden Shimo ve Godzilla hakkındaki düşüncelerini paylaşmanızı rica ediyorum. Videoyu beğenmeyi unutmayın ve bu videoyu paylaşarak ve kanalımı takip ederek bana destek olabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.